Merhaba değerli arkadaşlarım. Müşterisi niyet tercihi mağazasına hoş geldiniz diyorum tekrar. Arkadaşlar müşteri tercih sebeplerinden bir tanesi temizlik hijyen kurallarıdır. Müşteriyi almadan önce ellerimizi mutlaka yıkıyoruz. Müşteriyi koltuğa almadan ellerimizi yıkıyoruz güzelce. Yıkadıktan sonra keseceğimiz aletleri, makaslarımızı, tarıklarımızı tezgahımızın üzerinde bulunan sterilize cihazıyla, sterilize solüsyonuyla dezenfekte ediyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra dezenfekte işlemi yaptıktan sonra onlar yaparız. Biz iş gömleğimizi giyiyoruz. İş gömleğimizi taktık. İş gömleğimizi taktıktan sonra koltuğumuzu uygun pozisyona getirdikten sonra müşterimizi koltuğumuza alıyoruz. Müşteri koltuğa uygun pozisyona gittikten sonra gerekli ışıklar, aydınlatmalar hazırladıktan sonra saçımızın bir analizini yapıyoruz. Saç analizini yapıyoruz. Saçın nerede etkeni var, sivilce var, nerede selülit var, nerede bir yapmamız gereken işlemleri saç analizini yaptıktan sonra bu kullanan penuvarımızı, havlumuzu kullandığımızı takıyoruz. Kullanan havlu. Kullanan havlu taktıktan sonra kullanan penuvarımızı tekrar açıyorum. Evet. Kullanan penuvarımızı düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra kullanan penuvarımızın önde kalan kısımlarını şu şekilde tezgahın üzerine yapıştırıyoruz. Saç kesimine başlamadan önce analizimizi yapmıştık. Analizden sonra tekrar mutlaka bir katalog yardımıyla katalogda modelimizi belirliyoruz. Uygun olan modelimizi müşteriden teyidini alıyoruz. Müşteri hangi modeli isterse onu yapıyoruz. Uygun muydu bu? Evet. Müşteriden teyidini aldık. Saç katalogdan uygun bir saç modeli verdikten sonra saçımızı sağ taraftan kesmeye başlıyoruz. Kesim yaptıktan sonra tekrar pudrayla veyahut da pamukla veyahut da böyle küçük fırçalarla temizleme fırçasıyla kestiğimiz yeri temizliyoruz. Burayı kestik. Yan tarafa geçersin. Burayı da kesersin. Kestikten sonra enseyi kestik güzelce. Kestikten sonra kendimiz ben ne yaptım diye şöyle bir bakmamız lazım. Aynadan bakıyoruz. Yani kişiselleştiriyoruz saç. Hatamız var mı? Düzeltmemiz gereken bir şey var mı? Yaptıktan sonra saç kırımını da kestikten sonra, saç kesimi bittikten sonra ense kıllarını pudrayla şu şekilde direkt ense kıllarını almıyoruz. Pudrayla bu şekilde alacak pozisyona sokuyoruz. Yani ense kıllarına ayrı bir ikna gösteriyoruz burada. Ne yapıyoruz? Enseyi alacak pozisyona getirdik. Pudrayla kuruttuk, fenle veyahut da pudrayla kuruttuktan sonra enseye kesinlikle jilet vurmuyoruz. Enseyi sıfırlama makinelerine alıyoruz. Aldıktan sonra kesim bittikten sonra mutlaka tekrar müşteriden teyidini alıyoruz. Olmuş mu diye teyidini aldıktan sonra aynadan bakıyoruz. Müşteri şuradan biraz daha al, şuradan biraz daha uzun olmuş dedikten sonra müşteri kısalmasını istiyor, düzelmesini istiyor. Tekrar bir rutuş işlemleri yapıyoruz. Tekrar rutuş işlemi yaptıktan sonra tekrar aynayı bir daha gösteriyoruz. Aynayı burada sık sıcak kullanmamız lazım arkadaşlar. Aynayı gösterdik. Teyidini aldık. Saçın kesim işlemi bitti.
Saçı kestik. Rutuşlarımızı, kontrollerimizi yaptık. Buradan sonra arkadaşlar sakal tıraşına geçiyoruz. Sakal tıraşına geçerken fenovar çıkmıyor. Sakal tıraşında uygun bir pozisyon ayarlıyoruz. Sakal tıraşı için. Sakal kısaysa da uzunsa da mutlaka kesme makinesiyle sakalın üzerinden kesme makinesiyle sakalı keseceğimiz uygun pozisyona getiriyoruz. Uygun pozisyona getirdikten sonra kulağındaki kılları, yanağındaki kılları, burun üstündeki kılları, istenmeyen mucip kılları temizliyoruz. Temizledikten sonra uygun bir sakal jeli sürüyoruz. Sakala uygun bir sakal jeli sürüyoruz yumuşatmak için. Yumuşattıktan sonra kompres havlusuyla tezgahımızın üzerinde hazır bulunan kompres var. Sıcak su üzerine yaptıktan sonra kompresle cildi yumuşatıyoruz. Kompresle cildi yumuşattıktan sonra fırçayla sabunlama işlemine geçiyoruz. Uygun bir sıcaklığı lavabodan alıyoruz. Lavabodan aldığımız uygun bir sıcaklıkla sakalı güzelce sabunluyoruz. Sabunlarken bilek hareketlerine dikkat ediyoruz. Müşterinin ağzına, gözüne, sağına, soluna sabun kaçmamasına dikkat ediyoruz. Sabunladıktan sonra usturamızla, temiz usturayla, temiz cüvetle, dezenfektirilmiş usturamızla, sakal kağıdı veya peçeteyle, tamam, jiletimizi mutlaka değiştiriyoruz. Müşterinin gözü önünde jiletimizi değiştiriyoruz. Değiştikten sonra faul başından gerdirerek, parmak hareketlerimizi gerdirerek, yukarıdan aşağı doğru gerdirme hareketleriyle, bilek hareketleriyle sakalın birinci perdahanı alıyoruz. Birinci perdahından sonra ikinci bir köpük yapıyoruz. İkinci perdaha kalanlar varsa temizliyoruz. Şimdi bu sakal tıraşımızı bitirdik. Sıcak suyumuzu hallettik, köpüğümüzü yaptık, sakal tıraşını yaptık, jiletimizi değiştirdikten sonra arkadaşlar ciltte batık kıl varsa batık kılı komodin aleti yardımıyla, şurada göreceğimiz komodin aletiyle batık kılları çıkartıyoruz. Batık kılları çıkardıktan sonra ustayla, kendi ustamızla belirlemiş olduğumuz batık kılı çıkarıyoruz, ustamızla kesiyoruz. Kestikten sonra mutlaka oraya tampon yapıyoruz. Pamukla kesilen yere çekilen kılın üzerine tampon yapıyoruz. Kolonyalı pamukla tampon yapıyoruz. Tampon yaptıktan sonra sakal tıraşının kulak kıllarını, burun kıllarını, efendim özellikle bıyıklarını sağını son düzelttikten sonra soğuk kompresimiz var. Tezgahımız üzerinde bulunan soğuk kompresine tekrar kompres yapıyoruz. Kompresimizi yaptıktan sonra saç çıkama işlemine geçiyoruz artık. Saç çıkama işlemine geldik. Saçımızı lavaboda uygun bulduk suyla yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra, arındıktan sonra kılları fenuvarımız tezgahın üstünde bırakıyoruz güzelce. Daha önceden sermiş olduğumuz kulağın havlumuzu alıyoruz. Güzelce kulağın havlumuzu güzelce ne yaptık? Sildik. Sağımızı, solumuzu, tezgahımızın üzerinde bulunan kulağın havlumuzu aldık güzelce. Tezgahımızı da bununla beraber sildikten sonra hepsini geri dönüşüm kutusuna atıyoruz. Attıktan sonra eğer kulağın havlu yeterli gelmişse yanınızda mutlaka tezgahınızda serpa kavunuz olsun. Serpa kavunuz yanında kulağını, burnunu, sağını, sonunu silersiniz. Sildikten sonra cilde uygun olan bir nemlendirici krem, kolonyasını, kremini sürdükten sonra saça artık şekil verme kısmına geçiyoruz. Şekil verme kısmında da saçın durumuna göre, pozisyonuna göre uygun olan fırçayı kullanıp hem çekiyoruz. Saça şeklini veriyoruz arkadaşlar. Mutlaka şekillendirmede uygun tarağı kullanıyoruz. Fırçayı kullandık, tarağı kullandıktan sonra arkadaşlar tekrar saç şekillendirmeyi yaptık. Saçın fönünü çektikten sonra tekrar müşterimize aynamızı gösteriyoruz arkadaşlar. Oldu mu diye. Müşterimiz kabarık oldu derse ufak bir tuş düzeltme yaptıktan sonra fönle elimize tekrar aynayı gösteriyoruz. Aynayı gösterdikten sonra arkadaşlar
koruyucu spreylerimiz var. Jölemizi sürdük. Koruyucu sprey aparatı var tezgahın üstünde. Onu kullanıyoruz, plastik koruyucu. Saça spreyimizi sıkıyoruz. Saça spreyi sıktıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Müşterimizin şeyi tamamlamış oluyoruz. Bu kısa bir anekdottu bu çıraklar için. Tabii burada dikkat edilmesi gereken bir hususta biraz önce dikkat ettiğiniz gibi saç bandını yere düşürdüm. Taraklarımız yere düşebilir. Makinemiz yere düşebilir. Efendime söyleyeyim herhangi bir şeylerimiz yere düşer. Mutlaka üşeni yıkıyoruz. Sterilize ediyoruz. İşimize tekrar devam ediyoruz. Fırça da düşebilir. Tarak da düşebilir. Heyecanla yapabilirsiniz. Ama burada temizlik hijyen kurallarını kesinlikle şey yapıyorsunuz. Tezgahımızın üzerine buradan malzemelerle müşterimizi memnun ediyoruz. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar.